Risale-i Nur nedir ve nasıl bir tefsirdir? Kur'an'ın hakikatlerini müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve ispat eden Risale-i Nur külliyatı, her insan için en mühim mesele olan ben neyim, nereden geliyorum, nereye gideceğim, vazifem nedir, bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar, mahiyet ve hakikatleri nedir gibi suallerin cevabını vazıh ve kat'i bir şekilde, çekici bir üslup ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor. 20. asrın Kur'an felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve sanat olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlak olarak maneviyatı cami ve havi olacak Türk medeniyetinin sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geride bırakacağını da ispat ve ilan etmektedir. İnşallah daha işin başındayız. Üstadımız bu müjdeleri vermiş yani. Üstad o Hutbe-i Şamiye'yi yazarken değil mi, o şeyi, o Osmanlı mağlup olmuş, alem İslam perişan değil mi yani, ama nasıl ümitli konuşuyor. Nasıl böyle elhamdülillah, böyle imanla, ümitle konuşuyor. O zaman onları söylediğimiz zaman, o mesela Tiflis'te Şeyh Sanan Tepesi'nde o müjdeleri verirken böyle bazı okurduk o zaman, ya bu nurcular ne kadar hayalperest, ne kadar böyle boş şeylere inanıyorlar diye böyle hakikaten millet şey yapardı yani. Bak şimdi nasıl elhamdülillah, nasıl tahakkuk ediyor. Şimdi bütün dünya Türkiye'yi konuşuyor Allah'ın izniyle. Bundan sonra da konuşacaklar yani inşallah. Yani bu işte bu maneviyatın, imanın bereketidir yani. Bak biz dini ihmal ettik, üstadımızın ifadesiyle. Dini ihmal ettik, dünyada da geri kaldık. Dünyayı da kazanamadık. Dünyayı da kazanamadık. Dini rüşvet verdik, güya Avrupa'yı şey yapacağız diye, taklit edeceğiz diye. Avrupa'nın sefahatini, rezaletini aldık, tekniğini, sanatını alamadık. Ama şimdi dine sarıldık, değil mi? Hem dinde hem dünyada ileri gidiyoruz. Bu açık, üstadımız diyor, tarihte de böyle olmuş yani. Müslümanların tarihi böyledir. Sair dinler bilakistir ama Müslümanlar böyle. Müslümanlar dinlerine sarıldığı zaman dünyada da ileri giderler. Dinde gevşeklik, dinde ihmal ettikleri zaman dünyada da perişan olurlar. İşte bu yakın tarihte de bu yaşandı. Ama şimdi inşallah yani ne diyorlar, feleğin çarkı artık doğru dönmeye başladı yani. Bak ne diyor, 20. asrın Kur'an felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve sanat olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlak olarak maneviyatı cami ve havi olacak Türk medeniyetinin sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geri bırakacağını da ispat ve ilan etmektedir. Yani Allah'ın izniyle. O sadece maddiyata dayanan. Tabii. Dedi, ben Amerika'da o zaman birkaç kez gittik Vahdet abiyle. Ondan sonra yani gelişmiş tabii Amerika yani. Ondan sonra teknolojisi, fenli, şuyu buyu. Ya dedim, bu kadar gelişmiş Amerika'da ama bu insanların maneviyatına herhangi bir şey vermiş mi? Dediler işte şimdi baktılar, maddeten terakki ettiler, en zirveye geldiler ama baktılar insanlarda bir boşluk. İnsanlar yani artık tatmin olamıyor. Şimdi Amerika onu arıyor. Yani biz bu insanlığın manevi şeyine nasıl bir katkı sağlayabiliriz? Nasıl manen onları tatmin edebiliriz? Bak çok enteresan o cümle, o aklıma geldi yani. Ecdadımızın bir zamanlar kalplerinde yerleşen iman ve itikat cihetiyle zemin yüzünde yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla mukabele etmesi, İslamiyet ve kemalat-ı maneviyenin bayrağını Asya, Afrika ve Avrupa'da gezdirmesi, ölsem şehidim, öldürsem gaziyim deyip ölümü gülerek karşılayarak müteselsil düşman hadisete karşı dayanması gibi milletçe medar-ı iftihar, âli seciyemizin bugün biz gençlerde inkişafı, vatan ve millet menfaati bakımından ve istikbalimizin selameti noktasından ne derece elzem olduğu malumdur. Mutlaka her hareket ve hizmette maddi bir ücret ve şahsi menfaatler mülahaza etmek, Türk'ün milli tarihinin şeref ve haysiyetiyle kabili telif olamaz. Bizler
Ancak rıza-i ilahi için çalışıyoruz. Bizzat hizmetinde bulunmakla aldığımız telezzüz, kardeş ve vatandaşlarımıza, İslamiyete ve insaniyete yardımda bulunabilmek mazhariyetinden gelen ebedi hayatımıza ait sürur ve ümit, bizim bu vapta aldığımız ve alacağımız yegane hakiki mukabele ve ücrettir. Rahmetli Sungur abi, o neydi, bir radyoda program yaptılar. Ya, Nur'dan, Üsküdar, Nur'dan Damlalar. Üsküdar Radyosu'nda. Üsküdar FM'de epey. Orada bir derste şey yapıyor. Ya sizin ne menfaatiniz var, böyle koşuyorsunuz, böyle şey yapıyorsunuz, böyle çalışıyorsunuz. Allah Allah. Acaba ne kazancınız var? Nereden bir menfaat elde ediyorsunuz ki bunu böyle yapıyorsunuz? Allah Allah ya. Asırlarca ecdadımız diyor o at sırtlarında, o dağlarda, kırlarda, yani yıllarca koştular, şehit oldular, şey yaptılar. Ne menfaatleri vardı yani, değil mi? Ne için öyle şehit oldular, o eziyetleri çektiler yani? İlle her şeyi bir karşılığı, dünyevi bir maksat, dünyevi bir menfaat için aramak yani Türk'ün diyor hakiki medeniyetine uymaz, değil mi mesela? Allah ya, Allah. Onu bir dakika, ona derken ya Sungur evet. abinin bir cümlesi beni çok etkiledi orada. Ya. Devamında diyor ki o şehitliği ben o zaman tam şey yaptım böyle. Evet. Alemimde tam oturdu diyor. Mesela o şehit oluyor ya. Evet. O vatanda okunan bütün kıyamete kadar bütün Kur'anlar, bütün dualar, bütün ibadetlerden o şehit hissedar oluyor. Ya. Niye böyle şevkle şehadete yürümüşler? İşte bu sır diyor ya. Yani. Hatta en âli bir menfaat yani. Sungur abi diyor, Mehmet Fevzi Efendi'yi ziyarete gittik. Hani üstadın sır katibi diyorlar ya ona. Mehmet Fevzi abi'yi biz de gördük, hakikaten çok nurani, çok mübarek bir zat. Sakallı, sarıklı, cübbeli böyle bir zat. İşte Sungur abi diyor, gittik ziyarete, o diyor bize anlattı tabii, bazı şeylerden bahsetti. Sonra da dedi ki, bak biz burada rahat ibadetimizi yapmamız, böyle rahatça, değil mi? Evet. Camilerde işte hacca gidip gelmemiz, rahatça ibadetlerimizi yapmamız, böyle serbest hareket etmemizde, yani sınırda nöbet tutan askerin hissesi vardır bu işte yani. Bu asayişi temin eden polisin bu işte hissesi vardır yani. Senin namazında, senin ibadetinde, orucunda onların da şeyi, payı var. Yani bu manevi şeyler biliyorsunuz nurani olduğu için böyle bölünmez, parçalanmaz. Sen ne kadar kazanıyorsan Cenab-ı Hak onların defterine de o kadarını yazıyor yani. Halis imanlı, değil mi? O bekçiler, o polisler, o askerler bu maneviyattan ne hissedardırlar yani. İşte Sabri abinin bahsettiği gibi. Mutlaka her hareket ve hizmette maddi bir ücret ve şahsi menfaatler mülaza etmek Türk'ün milli tarihinin şeref ve haysiyetiyle kabili telif olamaz. Bizler ancak rıza-i ilahi için çalışıyoruz. Bizzat hizmetinde bulunmakla aldığımız telezzüz, kardeş ve vatandaşlarımıza, İslamiyete ve insaniyete yardımda bulunabilmek mazhariyetinden gelen ebedi hayatımıza ait sürur ve ümit, bizim bu vapta aldığımız ve alacağımız yegane hakiki mukabele ve ücrettir. Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir? Tefsir iki kısımdır. Birisi malum tefsirlerdir ki Kur'an'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin manalarını beyan ve izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsir ise Kur'an'ın imani olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Zahir malum tefsirler bu kısmı bazen mücmel bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risale-i Nur doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannit feylosoflara da susturan manevi bir tefsirdir. İşte demin okunan ders, değil mi? İsmi Kayyum bahsi. Ya o şey, o sır anlaşılmazsa nasıl anlayacağız? Yani bu iman meselelerini ya. Risale-i Nur, sübjektif nazariye ve mütealalardan uzak bir şekilde her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur'an'ın hakikatlerini rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arz edebilen bir külliyattır. Risale-i Nur, Kur'an ayetlerinin nurlu bir tefsiri. Baştan başa iman ve tevhid hakikatleriyle müberhen, her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış, müsbet ilimlerle mücehhez, vesveseli şüphecileri ikna ediyor, en avamdan en havasa kadar herkese hitap edip en muannit feylesofları dahi teslime mecbur ediyor. Risale-i Nur, nurlu bir külliyat. 130 eser, büyüklü küçüklü risaleler halinde
asrın ihtiyaçlarına tam cevap verir, aklı ve kalbi tatmin eder. Kur'an-ı Kerim'in 20. asırdaki lafzi değil, manevi tefsiri. İspat ediyor, akla gelen bütün istifhamları, zerreden güneşe kadar iman mertebelerini, vahdaniyet-i ilahiyeyi, nübüvvetin hakikatini ispat ediyor. Arz ve semavatın tabakatından, melaike ve ruh bahsinden, zamanın hakikatinden, haşir ve ahiretin vukuundan, cennet ve cehennemin varlığından, ölümün mahiyeti asliyesinden, ebedi saadet ve şekavetin menbaına kadar, akla gelen ve gelmeyen bütün imani meseleleri en kat'i delillerle aklen, mantıken, ilmen ispat ediyor. Rahmetli Rauf Doktor diyor diye, yani diyor hemen okuyor diyor Ali İhsan kardeş, ya aklımıza bir sual geliyor. Hemen diyor sual soruyoruz, o da açıyor başka yerden. Eğer desen, Allah Allah diyor, aynen diyor. Orada aynen bizim aklımıza gelen suali zaten orada sormuş üstad. Artık diyor biz kanaat ediyoruz, ya dur dersi sonuna kadar dinleyelim, bırakalım da rahat okusun adam yani. Ama yeni gelenler rahat durmuyor. Yeni gelen adam diyor, burada bir sual soracağım. Ya kardeş dur, senin sualine cevap verilecek. Yok, adamı zorla bazen tutuyoruz. O da biraz sonra diyor, eğer desen diyor, ah işte ben bunu soracaktım diyor. Yani hakikaten akla gelen ve gelmeyen bütün imani meseleleri, akla gelen ve gelmeyen. Evet. Ya çok mühim yani bahsettiniz. Mesela geçen ben Bismillah'daydım ya. Evet, evet. Orada bir kardeş var böyle. Derslere çok böyle pırıl pırıl bir genç. Birkaç senedir tanımış, ciddiyetle okuyor. Ama çok ciddi böyle. Ya sen nasıl nurları tanıdın? Ya diyor, bizim bu şarkta da hani sıkıntılı böyle değişik gruplar, cemaatler var. Millet biraz tedirgin oluyor. Bunlar kimdir, nedir? Ailem diyor başta karşı çıktı. Ha. Ya ben de diyor böyle gittim. Yani birisi götürdü işte, gittim diyor. Neyse böyle şeyle gittim. Tedirgin gittim. Ama bütün o tedirginliklerim o derste diyor, okunan derste zahil oldu. Neyse gidiyorum eve, tabii ailem de duydu, gidiyorum. Baktım bir sürü bana şey yaptılar. Yani aleyhte telkinler, gitme falan. Ya gideyim mi gitmeyeyim mi falan. Neyse öbür derse bir daha gittim. Tam o ailemin söylediklerine hepsine cevap veriyor. 4-5 derste aynısını diyor. Yani öyle bir hafta birikiyor, gidiyorum hepsine cevap. Ondan sonra diyor ben anladım ki ya bu manevi bir sırdır yani. Doktor evet. Rauf'u misal verdiniz ya, çok evet. Acayip yani. Hulusi abi de diyor, üstada bir sual sormak isterdim. Yani yazayım, göndereyim. Üstattan gelen ilk mektup diyor, o soracağım suale cevap olurdu diyor. Ya elhamdülillah. Öyle. Akla gelen ve gelmeyen bütün imani meseleleri en kat'i delillerle aklen, mantıken, ilmen ispat ediyor. Pozitif ilimlerin müşevviki, riyazi meselelerden daha kat'i delillerle aklı ve kalbi ikna edip merakları izale eden bir şaheser. Elhamdülillah. Az miktarda bastırılabilen hiçbir ticari gaye ve zihniyetle çalışmayarak bayilere dahi verilmeyen bu eserlerin geliri mütebaki eserlerin tabına hasredilecektir. Zaten 35 sene hiç yasak olmuş yani Risale-i Nurlar basılamamış. Hep el yazmasıyla, nur talebeleri el yazmasıyla çoğaltıp ücretsiz neşretmişler yani. Allah için yani. Gizli gizli, hem de tehlikeli böyle. Yani yüklüklerde, böyle karanlık yerlerde pencereleri kapatıyorlar, mum ışığında yazıyorlarmış yani. Ta 1956'da Allah rahmet etsin Tahsin Tol abi, milletvekili, onun gayretleriyle, çalışmalarıyla, üstadımızın da teşvikiyle sonra matbaalarda basılmaya. O zaman maddi imkansızlıklar çok. Yani böyle geziyorlar Türkiye'yi değil mi? Mesela millet alacağı kitapların şeyini bazen gönderiyor, sonra kitap basıldıktan sonra şey yapıyor. Öyle imkansızlıklar içinde yani. Gelirleri mütebaki eserlerin tabına hasredilecektir. Büyük bir titizlik ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz mühim bir husus da Risale-i Nur'un layık ellere geçmesi, onun hakiki fiyatı olarak en az 25 kişinin istifade etmesinin temin edilmesidir. Demek ki Risale-i Nur layık ellere geçmesi lazım. İlle herkesin de şey yapması belki de bilmiyoruz. Üstadımız layık ellere geçmesini çok önemsermiş yani. O Hasan amca vardı da diyor, ben giderdim üstada, Hafız Ali abinin yazdıklarını götürürdüm üstadımıza. İslam köyden Isparta'ya yani. Tabii rastlardı, bazen namaz zamanı rastlardı. Üstadla beraber bir namaz kılardık diyor. Allah Allah.
Böyle dünyayı unuturdum diyor. O kadar bir feyiz, o kadar bir lezzet. Ya arkadaşlarıma da ısrar ederdim. Ya arkadaş siz de gelin gidelim, siz de bir görün. Bu şeyi bir tadın yani. Akşam ikna ederdim. Sabah herkes derdi işim var. Gelmezlerdi tabii. Çiftçi adam, tabii harmancı, tarlacı. Tarlaya gidiyor. Bir gün yine öyle, bir gün öyle. Hep ısrar ediyor. Bir gün diyor 8 kişiden söz aldım gideceğiz diye. Sabah hiçbirisi gelmedi. Gittim diyor, kapıyı açtım üstadımıza şey. Kardeşim dedi, sen bana kimseyi getirme demiş üstadımız. Benim talebelerim ezelden tayin edilmişler demiş yani. Onlar gelir beni. Onlar gelir Risale-i Nur'u bulurlar. Veya Risale-i Nur gider onları bulur yani. Bu Risale-i Nur hakikaten öyle basit bir hadise değil yani. Bu bir hidayet nurudur yani. Cenab-ı Hak murad ettiklerine ulaşıyor inşallah Allah'ın izniyle. Yani biz yine gayretimizi, şeyimizi göstereceğiz ama yani layık ellere yetişmesi çok önemli yani hakikaten. Büyük bir titizlik ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz mühim bir husus da Risale-i Nur'un layık ellere geçmesi, onun hakiki fiyatı olarak en az 25 kişinin istifade etmesinin temin edilmesidir. Bu manevi tefsir, sözler, mektubat, lemalar, şualar diye dört büyük kısımdan müteşekkil olup, yekünü 130 Risale'dir, neşrinde çalışanlar.